Merhaba, günden kalanlara hoş geldiniz. Piyasa kapanışı sonrası, borsa kapanışı sonrası rakamlarla piyasa görünümü nasıl bakarak başlayalım. Borsa İstanbul günü 10.691 puandan kapadı, 10.700'ün de altına kaydı. Burada bu görünümde tabii etkili olan bankacılık endeksiydi. 2,5'un üzerinde bir kayıpla günü bitirdi bankacılık ve genel görünüme yansıması da böyle oldu. Dolar TL 33. Euro TL 35.75 fiyatlamasından geçerken Euro dolar çaprazı 1.0803'te. Bu arada Garanti Bankası'nın ikinci çeyrek net karı 22.5 milyar lira oldu. Beklenti 18,8 milyar liraydı diyelim. Amerikan tahvilleri, Amerikan 10 yıllıkları bugün JOLTS verisi geldi. Beklenenin bir parça üzerinde ama bir önceki verinin altında 10 yıllıklar 4.16, 5 yıllıklar 4.06, 2 yıllıklar 4.37 seviyesinde. Kripto para ve emtia tarafına bakacak olursak spot altının ons fiyatı 2389 dolar seviyesinde. Gram altın 2541 lira 41 kuruş. Bitcoin 66 bin dolar seviyesine geldi. Trump'ın açıklaması sonra 70 bine değen Bitcoin'de yeniden geri çekilmeleri de bir yandan takip ediyoruz. Brent petrol 78 dolar 89 sent. Amerikan tipi ham petrolde ise 74 dolar 91 sent fiyatlaması karşımızda diyelim ve Sevcan'a gidelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan merhaba, hoş geldin. İyi akşamlar. Borsa İstanbul tarafı tabii, yani kapanış rakamını söyledim ben, 10.692 puan. Elbette yine bankacılığın belirgin kayıplarının ön planda olduğu bir günü tamamladı borsa. Bir yandan da bilançolar geliyor. Ekranın sağ tarafında son dakika olarak da duruyor. Garanti Bankası'nın bilançosu geldi. Dün de Akbank'ın bilançosunu takip etmiştik. Dolayısıyla şimdi... ne demek lazım? Bugünkü hareketleri nasıl yorumlamak lazım? Neler öne çıkıyor? Devamına ilişkin hangi işaretleri görüyorsun? Borsa İstanbul'da satıcılı seyir var deyip noktaya bırakabiliriz aslında. Bugüne kadar soru işaretiyle analiz ediyorduk bunu. Acaba bu düştüğü seviyeden tepki yükselişiyle beraber gelir mi? Alıcılar gelir mi diyorduk ama artık satıcılı bir seyir olduğunu görüyoruz. 50 günlük hareketli ortalamaya da dayandık. Paralel kanal hareketi halinde takip ettiğimiz bir formasyon vardı Borsa İstanbul grafiği üzerinde. Burada da paralel kanalın alt desteğine kadar geri çekilmiş durumdayız. Ve baktığımızda daha öncesinde demiştik ki 5 defa 50 günlük hareketli ortalamadan destek aldı Borsa İstanbul. Bunu yapar mı diye soru işaretiyle beraber karşılamıştık. 50 günlük şu anda 10.678. Tam da bu seviye üzerindeyiz ve negatif bölgede kapattık. Görünümün daha da kötüleşmemesi için bugün gelen beklenti üstü gelen garanti bilançosunun daha pozitif fiyatlaması ve bankacılık endeksiyle önderliğinde Borsa İstanbul'un kalkması lazım. Garanti Bankası'nın detayına baktığımız zaman da piyasada mevcut beklentiler aslında sadece bankacılıkla ilgili beklentileri analiz edebiliyoruz. Bu da enflasyon muhasebesi nedeniyle diğer aslında sanayi şirketleri ve holdinglerle ilgili beklentilerin karmaşa yaratması nedeniyle beraber bankacılıkla ilgili beklentiler elimizde var. Açıklanan 14 kurumun ortalama beklentisi 18,8 milyar TL ile arasında ve 19,3 milyar TL bant aralığındaydı. Ve beklenti üzeri geldi, 22,5 milyar lira olarak karşımıza çıkıyor. Garanti zaten bankacılık endeksi içerisinde aslında baktığımızda yabancı kurum raporlarında kar marjı olarak daha pozitif ayrışması beklenen, karlılık olarak daha pozitif ayrışması beklenen bankaydı. Dolayısıyla bu olumlu veri yarın bankacılık endeksi tarafından fiyatlanacak mı? Yoksa kar realizasyonu için mi tercih edilecek? Bu da bir soru işareti olabilir. Çünkü sene başından bu yana garantinin getirisi %112 seviyesine ulaşmıştı. Yarın önemli. Çünkü 31 Temmuz hem Fed'i takip edeceğiz ama diğer taraftan ayın son günü ve vadeli kontratta da Haziran, aslında biz vadeli kontratın bittiğini takip edeceğiz. Dolayısıyla yeni vadeye başlarken daha düşük seviyeden, yani burada aslında bir miktar daha satış baskısının hakim olduğu bir seyri de görecek olabiliriz. Bankacılık %2,62 ile negatif ayrıştı bugün. Dünkü temayı devralıyoruz. Sanayi endeksi ise 0,14 yatay pozitif eğilimde. Burada da buna dair de bir grafiğimiz var. Çünkü daha öncesinde oldukça çok konuşmuştuk. Sanayi banka rasyosunu
Ve şunu ifade ediyorduk, bankacılık endeksi yukarı yönde giderken sanayi endeks geride kalıyor. Acaba 3. çeyrek, 4. çeyrek sanayi endeksin yeniden yukarı yönde gittiği dönem olur mu demiştik. Biz burada grafik üzerinde aslında kabaca 2022 tarihinden itibaren neyi görüyoruz? Sanayi endeksin ezildiği aslında 3. çeyrek 2022 yılı itibariyle ve bankacılık endeksinin yükselen enflasyonla beraber yukarı yönlü rally dönemini başlattığı bir eğilim görüyoruz. An itibariyle burada bir düşen trendle beraber son baktığımızda 2019 yılından bu yana en düşük seviyelere gerilemiştik. 0,92'lere bir seviyesine doğru bir toparlanma eğilimi var sanayi banka rasyosu içerisinde. Dolayısıyla bakalım buradaki tepki yükselişi bundan sonra takip edilecek diyelim. Ve bugünkü aslında kapanışa bilançosunu takip ettiğimiz Akbank'ın en büyük baskıyı yarattığını söyleyebiliriz. 2,94 değer kaybıyla beraber. Bugün bilançosunu takip ettiğimiz aslında kapanış sonrasında gelen garanti bilançosu bugün %6 negatif performans göstermişti. Gün içerisinde devre kesildiğini görmüştük aslında Borsa İstanbul'da. Şunu da düşünmüştük, acaba garanti bilançosu öncesinden tahmin ediliyor, kötü bir bilanço gelecek, bu mu fiyatlanıyor diye. Dolayısıyla yarınki kar realizasyonu olur mu soru işaretimin sebebi de buydu. Sabancı Holding %3,40 negatif ayrıştı. İşçi.tr'de ise 2,10'luk, Petkim'de 5,47'lik bir negatif performans olduğunu gördük. Bugüne BİM, Anadolu Efes, Coca-Cola, Konsolmatik ve Ford Otosan yukarı yönlü performans sağladı ama maalesef ki Borsa İstanbul'u aslında çok büyük yukarı yönlü hareket ettirmedi diyebiliriz. Negatif bir temayı satın alıyoruz. JP Morgan'ın da görüşü vardı aslında. Merkez Bankası en erken Ekim ve Kasım ayında faizi indirebilir görüşünü sunmuştu. Ve Türkiye'nin şu andaki mevcut durumdaki hem tahvil piyasası hem de TL varlıklardaki fiyatlamaları da Türkiye'nin mevcut not artışından aslında daha iyi seviyede, daha iyi biçimde fiyatlanıyor görüşünü sunmuştu. Bunlar olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Bundan sonraki süreç için orta vadeli trend için olumlu bir görünüm oluşturacak. Diğer taraftan sabah erken saatlerine takip ettiğimiz Bonnie Mellon'dan bir rapor vardı. Onlar da şunu ifade ediyordu. Artan risklerle beraber, jeopolitik riskler, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, olası bir aslında İsrail'deki devam eden sıcak çatışmanın etkisi bölge olarak Türkiye'yi negatif etkileyebilir. Bu risk göz önünde bulundurulmalı diyordu. Dolayısıyla hem iyi bir görüş var, jeopolitik riskler negatif ayrıştırıyor, bilanço sözünü takip ediyoruz. Bankacılık bilançoları Borsa İstanbul'a yön verecek demiştik. Sanayi endeksi de 3. çeyrek ve 4. çeyrekte banka karşısında yukarı yönlü hareket eder mi soru işaretiyle beraber takip edeceğiz diyebiliriz. Zevran, küresel tarafta da elbette Fed beklentisi ön planda. Fed öncesi fiyatlamaları takip ediyoruz hem tahvil tarafında hem hisse tarafında. Tabii bugün bir yandan da istihdam tarafında JOLTS verisini izledik. Ne söylüyor fiyatlamalar? Fiyatlamalar aslında olumlu. Biz daha öncesinde JOLTS verisinden piyasayı korkutan veriler almıştık. Burada neydi? Devam eden iş ilanları 8,2 milyon seviyesine ulaşmıştı. Ilımlı bir seviyede revize edildi. Yukarı yönlü 8,1 seviyesine revize edildi. Dolayısıyla böyle pandemi öncesi ve pandemi sonrasını karşılaştırırsak evet istihdam piyasası soğuyor ama böyle zannedildiği kadar daha öncesindeki manşetlere taşıdığımız kadar negatif bir soğuma piyasasının olmadığının işaretini veriyor. Tabii ki de ardıl verileri takip edeceğiz. ADP özel sektör ve tarım dışı istihdam verisi yine bu hafta takip ettiğimiz önemli veriler arasında yer alacak. İstihdam piyasasında soğumayı istiyoruz ama piyasa bir miktarda duyarlı şekilde de ilerliyor. Aşırı soğumaya da stagflasyon, resesyon riski olarak da algılayabilir piyasa döngüsüne doğru gittiğimizi söyleyebiliriz. Diğer taraftan küreselde de bilanço dönemi var. Biz takip etmeye başlamıştık aslında. Microsoft bilançosu akşam gelecek ve burada da dünyanın en büyük ikinci şirketinden bahsediyoruz aslında. Yılbaşından bu yana karı yılbaşından bu yana %14'lük artış göstermişti. Ve S&P 500 endeksine paralel getiri sağlamıştı aslında. S&P 500 endeksinde %14,5'luk bir yukarı yönlü hareket sağlamıştı. İkinci çeyrek gelir beklentisine baktığımızda 64,5 milyar dolarlık bir gelir beklentisi var. Yıllık %15'lik bir artış var. Hisse başı kazanç ise 2,93 dolar seviyesine gerçekleşmesi bekleniyor. Tabii ki de ana tema ne olacak? Yapay zeka ile ilgili Microsoft ne yaptı? Bugüne kadar yatırım yaptığı yapay zeka yatırımlarından ne kadar kar elde etti? Baktığımızda burada yapay
zeka destekli Azure Cloud gelirleri vardı. Bunun kritik olması bekleniyor. %21 artışta 36,8 milyar dolarlık bir gelir beklentisi var. Diğer taraftan herhangi bir yapay zeka açıklaması gelirse, yapay zeka işbirliği gelirse olumlu yazacak hanesine ve diğer yapay zeka çip şirketlerini de hareket ettirmesi bekleniyor. OpenAI'ın yatırımcısı zaten hali hazırda Microsoft ve Microsoft aslında OpenAI ile beraber bir GitHub kurmuştu. Yapay zeka destekli kod yazmayı sağlayan. Buradan da 1,8 milyon ücretli üye kazanmıştı. Buradaki gelirler ve Microsoft Copilot projesi var. Aslında yapay zeka destekli bir asistan. Buradaki satışlar başlamıştı. 60 dolar seviyesinde satılmaya başladı ama ve Fortune 500'deki yer alan şirketlerin aslında yarısından fazlasının da kullandığına da yönelik açıklamalar gelmişti CEO'dan. Herhangi bir gelir daha öncesinde bildirilmemişti. Bu gelir kalemleri gelirse bir miktar pozitif sağlayabilir. Dünyanın en büyük ikinci şirketi yapay zeka ivmesini yeniden Nasdaq ve S&P'ye kazandırabilir diyebiliriz. Ama Nasdaq bugün güne negatif başladı. %1'e yakın bir geri çekilme hareketi olduğunu takip etmiştik. Nvidia burada %4'lük düşüşü var. Bunu aslında düşenler arasında en büyük baskı yaratanlar arasında yer almıştı. Yine Microsoft'un şirketlerinden geçtiğimiz hafta aslında teknolojik bir mavi ekran günü dediğimiz o Windows'un çalışmadığı gün CrowdStrike'ın da bir negatif performansı var. 9,14'lük geri çekilmiş. Baktığımızda Microsoft şu anda 1,10 negatif ayrışıyor ekrana getirdiler. Getirdi arkadaşlarımız. Bilanço öncesi negatif performans olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla önemli biçimde takip edilecek. Diğer taraftan da tabii ki de FED yarının en önemli gündemi ve risk iştahının en büyük belirleyici unsuru olacak diyebiliriz. Sevcan çok çok teşekkürler. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Londra'ya gidelim bakalım Avrupa'da durum ne? Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Ceren hoş geldin, iyi akşamlar. Avrupa tarafında hem haber akışlarında öne çıkanlar neler hem de iyimser hava nasıl seyrediyor borsalarda? Zeynep, evet bugün baktığımız zaman tabii FED toplantısı bekleniyor piyasalar cephesinde. Avrupa borsalarında sabah saatlerinden bu yana iyimserlik var. İngiltere borsası sadece yatay seyretmekte. Almanya borsası, Fransa borsasında %0,6'ya ulaşan oranda yükselişler söz konusu. Tabii Nasdaq cephesine baktığımız zaman bugün Microsoft'un bilançosunu takip ediyoruz. Nasdaq endeksinde satıcılı seyir var. Nvidia hisselerinde kayıplar %6'ya ulaşmış durumda. Bugün ABD piyasanın kapanışının ardından gözler Microsoft'un bilançosunda olacak. Bugün Avrupa'da açıklanan bilançolar da aslında beklentileri aştı. Bunun getirdiği iyimserlik de fiyatlanıyor. Yani hisse bazı hareketlerin öne çıktığını takip ettik. Mesela İngiliz banka Standard Chartered'ın bankanın geri alım programını genişletmesiyle hisseleri %7'ye yakın oranda değer kazancıyla işlem görüyor İngiltere'deki işlemlerde. Diğer tarafta bugün tabii gözler büyüme verisindeydi. Euro bölgesinden gelen ikinci çeyrek büyüme verisini aldık. Almanya ekonomisindeki daralmaya rağmen Euro bölgesi ekonomisi %0,3 oranında büyüme kaydetti ikinci çeyrekte. İlk çeyreğe paralel bir büyüme rakamı kaydedilmiş oldu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde son açıklamasında Euro bölgesine ikinci çeyrekte büyümenin ilk çeyreğe kıyasla biraz daha yavaş olabileceğini belirtmişti. Fransa ve İspanya'da büyüme tahminleri aştı. İtalya ekonomisi büyümeye devam etti. Fakat Almanya gayri safi yurt içi hasıla %0,1 oranında daralarak hayal kırıklığı yarattı. Diğer tarafta IFO'dan gelen gelen açıklama da oldukça çarpıcıydı. Çünkü IFO bugün yaptığı yazılı açıklamada Alman ekonomisinin bir krizde olduğunu ifade etti. Enerji yoğun endüstrilerin yılın başından bu yana üretimlerini sadece bir miktar artırabildiklerini söyledi. Üretim sektörünün geri kalanında ise ekonomik üretim durgunlaştı yorumuna yer verdi. 2024'ün 3. çeyreğinde pek de bir iyileşme beklenmiyor IFO cephesinde ve Alman ekonomisi krizde yorumu yapıldı. Tabii önümüzdeki ay biz net rakamları göreceğiz fakat burada beklentiler
yatırım ve inşaat sektörünün ekonomiyi en çok aşağı çeken sektörler olduğu yönünde. Tabii biz son dönemde hem PMI verileri, IFO verisi gibi verilerde de beklentilerin altında kaldığını görmüştük. Hem Amerika hem de Çin ekonomilerinin ivme kaybetmesi, yeni ticari gerilimlerle beraber ihracata dayalı bir ekonomisi olan Almanya için toparlanma için çok az umut var. Tabii yeni siparişler düşüyor. Yüksek stok seviyeleri görmekteyiz. Bu da ekonomi üzerinde baskı yaratan bir unsur. Diğer tarafta da Fransa ekonomisi beklentinin üzerinde bir büyüme kaydetti. Hem ihracat hem de yatırımlardaki hafif artışla desteklendi ekonomi. Her ne kadar iç talep çok canlı olmasa da yine de yatırımlar tarafının güçlü olması bir miktar iyimserlik yarattı. İspanya ekonomisi beklentilerin üzerinde bir büyüme gösterdi. İç talep çok daha canlıydı İspanya ekonomisinde. %0.9 ile beklentilerin oldukça üzerinde bir büyüme kaydedildiğini gördük. Diğer tarafta biz bugün aynı zamanda enflasyon verisini de aldık. Yani yarın aslında Euro bölgesinden Temmuz ayı enflasyon verisini alacağız. Orada beklentiler enflasyonda bir değişim olmayacağı yönünde. %2.5 ile sabit kalması bekleniyor enflasyonun. Diğer tarafta tabii bugün Almanya'ya baktığımız zaman Almanya'da enflasyon beklentiyi aştı. Bir önceki aya kıyasla %2.5'tan %2.6'ya yükseldi enflasyon. Diğer tarafta enerji maliyetleri Haziran ayına kıyasla biraz daha az gevşedi ve gıda fiyatları cephesinde baskılar arttı. Fakat hizmet sektöründe fiyatlar sabit kaldı. Yarın biz hem Fransa, İtalya ve Euro bölgesinin geneline ilişkin enflasyon verilerini alacağız. Diğer tarafta gözler Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası kararında olacak. Yarın FED toplantısını takip edeceğiz. Perşembe İngiltere Merkez Bankası kararını alacağız. Orada beklentiler bıçak sırtı. Tabii bu hafta içi İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in açıkladığı kamu maliyesinde 22 milyar sterlinlik bir açık olduğu yönündeki açıklamasının ardından bazı ekonomistler faiz indirim beklentilerini geri çektiler. Fakat şu anda Bloomberg ekonomistlerin beklentisi 25 bas puanlık faiz indirimine gidileceği yönünde. Tabii önümüzdeki döneme dair vereceği sinyaller, aynı zamanda yeni tahminler, enflasyon büyüme tahminlerinde de olacak gözler diyebiliriz Zeynep. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Kısa bir ara verelim, aranın ardından Abdurrahman Yıldırım yayına katılacak. Günden kalanlar devam ediyor. Abdurrahman Yıldırım bana eşlik edecek bu noktada. Abdurrahman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biraz yani hem küreselde hem bizde borsalardaki havayı konuşarak başlayalım istiyorum. Yani değişen bir hava var. Ne oldu? Ne değişti? Niye rüzgarın yönü farklılaştı? Bundan sonra ne olmasını beklemek lazım? Bundan sonra daha sert türbülansları beklemek lazım. Eğer bu bir yolculuksa yılın ilk yarısında hem küresel piyasalar hem Türkiye piyasaları daha sağlıklı bir uçuş yaptı, yolculuk yaptı. Ama bundan sonra yılın ikinci yarısında daha çok dışarıdan kaynaklanan etkenlerle Türkiye piyasaları ama dışarısı da türbülanslı olacak. Ana kaynak Amerikan seçimleri. Amerikan seçimleri yanında küresel piyasaların ya da borsaların daha çok teknoloji hisseleriyle yapmış oldukları primler çok yüksek. Orada bir kar realizasyonu var. O hisseleri satarak daha ucuz kalmış ve önümüzdeki dönemde daha bir ön plana çıkacak. Ya da faiz indirimiyle beraber, Fed'in faiz indirimiyle beraber satışları artacak. Karlılıklar artacak. Klasik şirketlere dönüş var. Dolayısıyla asıl satış teknoloji şirketlerinde ya da yapay zeka şirketlerinde en çok prim yapanlarda ve büyük hisselerde yönelim ise klasik eski ticaret ve üretim şirketlerinde. Dolayısıyla Nasdaq işte %7-8 değer kaybederken aynı dönemde o sanayi şirketlerinin yer almış olduğu Dow Jones Endeksi %4'e yakın prim yaptı. Küçük ve orta boy şirketlerin yer aldığı Russell 2000 Endeksi, işte Kobe Endeksi de diyebiliriz, Amerikan Endeksi,
Onlar da %12 prim yaptı. Yani dolayısıyla... Uzun zamanlarda hareketsizdi orası tabii. Evet, buna bir rotasyon diyorlar ama rotasyonun ötesinde bir hakikaten güzel bir şey, ne diyeyim, fırsat yakalandı. Yani tam olarak işte çok yüksek karlar elde edilmiş olan yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde yeni beklentiler bitmişken, yani yeni beklenti bulmakta zorlanıyorlar. Tamam, kar etmeye devam ediyor şirketler. Ve bu şirketlerden hani umut tümüyle de bitmedi. Kısa vadeli olarak bir hikaye yazmakta zorlanıyorlar bu şirketler üzerine. Dolayısıyla bu şirketleri satarak kısa vadede, yani birkaç ay, 5-6 ay, belki bir sene daha yüksek kar artışları sağlayabilecek olan faiz indirimlerinden yararlanacak. Özellikle tüketime yönelik. Çünkü faiz indirimleri olur ise bu geniş kitlelerin tüketimini artıracak. İşte tüketici kredilerini yaygınlaştıracak. Dolayısıyla tüketim arttığı zaman o şirketler de ona göre daha karlı hale gelecek. Böyle bir yönelme söz konusu. Bu bir dalga yaratıyor. Ama onun dışında yılın ikinci yarısına biz Amerikan seçimlerinin etkisinin öne çekilmiş haliyle girdik. İşte Trump bir televizyon tartışmasında rakibini hakikaten alt etti diyelim. Ve rakibi sahadan çekilmek zorunda kaldı. Çünkü üzerine biri de suikast girişimi geldi. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Parti adayı olarak Trump ismi çok ön plana çıktı. Şimdi de değişik farklı işte yapacakları ile ilgili açıklamalar da bulunuyor. Propagandasını yapıyor, kampanyasını sürdürüyor. Ama yapmış olduğu bu açıklamalarda piyasalar üzerinde çok etkili oluyor. Çünkü artık Trump'ın başkanlığı neredeyse garanti gözüyle bakılıyor. Böyle olunca da piyasalar çalkalanıyor. Ve Trump'ta herhangi bir siyasi adayı değil, hakikaten mevcut işte düzeni de yapıyı da pervasızca sarsabilen bir lider özelliği gösteriyor. Böyle bakınca da işte seçim öncesinde istiyor ki piyasalar bozulsun, biraz toz duman kalksın, hatta darmadağın olsun. Çünkü sonuçta piyasalar iyi ise ekonomi de iyidir tezi. Mevcut iktidardaki başkan ya da partiye yarar, onun adayına yarar. Bunu pek istemiyor. Dolayısıyla piyasaları da karıştırmak istiyor. Onun için de piyasaları karıştıracak açıklamalar yapıyor. Mesela bunların başında gelen bir tanesi, özellikle bu yapay zeka şirketlerinin yoğunlaştığı, işte faaliyet gösterdiği merkezi halinde olan Tayvan'a yönelik açıklamalarıydı. Yani durup dururken işte biz Tayvan'ı işte Çin'e karşı savunmayız. Amerika bilmem nerede, Tayvan nerede, uzaklığı şu kadar. İşte Çin'e karşı uzaklığı bu kadar. Uzaklık yok da yani yakınlık var. Dolayısıyla biz yardıma gitmeyiz. Ancak para verirlerse bunu yaparız. Bu hakikaten Tayvan üzerine plan yapan, önümüzdeki yıllara ait yatırım hesapları kuran herkesi şaşırttı. Çünkü siyasi istikrarsızlık demek bu. Yani orada Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan üzerindeki emelleri biliniyor. Yani zaten tanımıyor bu ülkeyi. Kendi toprakları sayıyor. Bazı ülkeler de bunu böyle kabul ediyor. Dolayısıyla hani iyi yoldan birleşelim şeyi var. Ama olmaz ise de fırsatı olduğu zaman hakikaten belki güç de kullanacak. Dolayısıyla böyle bir ana kara Çin'e katılacak olan bir Tayvan'da da herhalde yapay zekanın geleceği epeyce tartışılır. Ve orada faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin geleceği de tartışılır. Çünkü bu teknoloji şirketlerinin bir miktarı, başta Apple olmak üzere, şeyden çıkmaya başladı Çin'den. Özellikle de Amerika'nın baskısıyla. Yani Amerika istiyor ki işte Çin'de benim herhangi bir şirketim faaliyet göstermesin. Başka bir ülkeye gitsin. Ama mümkünse de benim ülkem Amerika'ya tekrar dönsün. Bunu istiyor ve Trump bu fikrin temsilcisi. Dolayısıyla iş başına geldiğinde hakikaten şirketlere
hem bulundukları ülkede sopa gösterecek hem kendi ülkesinde havuç verecek gibi görünüyor. Dolayısıyla sopa havuçla belki o Amerikalı şirketleri tekrar Amerika'da üretime ve faaliyet göstermeye bir ölçüde zorlayabilir ve bunu başarabilir de belki. Ama tümüyle işte her türlü şey Amerika'da yapılsın, üretilsin, her türlü şey benim olsun, herhalde bu çok zor olacak. Ama dediğim gibi bu Trump'ın açıklamalarıyla beraber zaten teknoloji yapay zekaya çok kuşlar da geldi. Ve yani bu durum böyle kısa sürede de herhalde seçime kadar da böyle devam edecek gibi görünüyor. Yani seçimden önce Amerikan piyasalarının, borsalarının toparlaması pek beklenmeyebilir. Seçim sonrasında tekrar sular durulabilir. Çünkü o zaman zaten iş bitmiş olacak. Ve yeni başkanın gelişini ve icraatlarını kutlamaya ya da işte onun meyvelerini toplamaya yönelecekler. Ama ondan önce yeni başkana göre herkes bir uyum ve hazırlık içerisinde. Buna sadece piyasalar değil, ülkeler de dahil. İşte çünkü Trump'ın söyledikleri, yapacakları sadece piyasaları, kendi ekonomisini etkilemiyor. Bütün dünyayı etkileyecek gibi görünüyor. Çünkü herkese %10 gümrük vergisi uygulayacağım diyor. Çin'e de %60 uygulayacağım diyor. Daha bir korumacı ekonomiye döneceğiz. Kısmen dünya düzeni biraz değişmiş olacak, yapısı değişmiş olacak. Küreselleşme ya da globalleşme dediğimiz o sınırsız ticaret, sınırsız üretim, sermayenin sınırsız dolaşımı artık sınırlı hale gelecek. Ve eskisi gibi mal ve hizmetleri çok çok ucuza bulamayacağız. Çünkü Çin etkisi giderek kaybolacak. Bunun yerine Amerikan etkisi daha çok gelecek. Amerika'da kapalı bir ekonomiye doğru gittiği için fiyat artışlarına, maliyet artışlarına yol açacak. Çünkü başta vergi koyacak. Çin de zaten dünyaya ucuz mal satarak enflasyonu düşürücü etki yapmıştı geçtiğimiz 20 yılda. Bunu da pek göremeyeceğiz. Dolayısıyla bir ucuzluk dönemi diyelim tüketiciler açısından geçmişte kalacak gibi görünüyor. Peki biraz bizim tarafı da yorumlayalım. Yani bizdeki fiyatlamaların izahı nedir? Yani ne kadarı küresel etkidir, ne kadarı başka sebeptir? Bir yandan da elbette para politikasının seyrine, faiz politikasının seyrine ilişkin fiyatlamalar ve yansımaları nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi Merkez Bankası'ndan gelen sıkılaşma sürecek vurgusuna rağmen mesela en son Goldman'dan Eylül'de indirim bekliyoruz notunu gördük. Neden böyle? Ne diyorsunuz? Yani yabancılar galiba Türkiye'de bir an önce kar realizasyonuna gidip maksimum karı alıp çıkmak istiyorlar. Yani küresel çapta zaten bu eğilim var. Ama özellikle Türkiye'de bunu yapmak istiyorlar. Onun için Merkez Bankası'nın bir an önce faiz indirimine zorlayıp bunu yaptırıp karlarını çifte yapmak istiyorlar. Yani Türkiye'ye geldikleri dönemde elde ettikleri faiz kazancı yerine bir de faiz düşüşünden dolayı elde edecekleri bir sermaye kazancı istiyorlar. Dolayısıyla hani 3 kuruşa 5 köfte istiyorlar. Deyim yerindeyse sokak deyimi. Yani bunu verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Çünkü bunu verirsek hakikaten enflasyonla mücadeleyi de unutmamız gerekir. Daha yani enflasyonda düşüşün başladığının ilk ayını geride bıraktık. Yani bir yıl boyunca enflasyon düşecek. Elbette faizleri de bir aşamada düşürmemiz gerekebilir. Ama bu aşama nedir derseniz, hemen bu ay değil, hemen Eylül ayı değil. Daha ilerleyen aylarda bir kere nereye kadar düşebileceğini görelim. İki, otursun bizim enflasyon. Amerika enflasyonu gibi değil ki, yani %9'lardan düşmüyor. %70 küsurlardan, 76, 75 buçuklardan düşüyor. Yani böyle bir enflasyon daha yani 72'deyiz. İşte bu ay Temmuz ayı itibariyle belki 62'ye ineceğiz. Yani hemen faiz indirimi demek. Faizimiz 50 zaten. Nesini indireceksin? Yani enflasyon 12 puan yukarıda. Şu anda faiz indirmek demek
yani döviz kurunu da tutman lazım diye düşünüyorlar ama yani biz faizleri bir anda indirirsek döviz kurunu da aynı şekilde tersine yukarıda görürüz. O zaman faizden elde ettikleri karı dövizden vermek zorunda kalırlar. Yani bize önerdikleri şey aslında yani Türkiye'yi tam olarak finansal açıdan ve ekonomik açıdan karıştıracak bir gelişme ve ben samimiyetsiz buldum. Yani normal bir ticaret kurallarına da uygun bulmadım. Yani elbette her kendi pozisyonunu savunur ve bu pozisyonun daha karlı olmasını ister. Bunun için çalışır, açıklama yapar ama bu da bir yerde manipülasyona girer. Yani Türkiye için yapıldığı zaman o ilgili otoriteler yani seyirci kalabilir. Çünkü ülkeler arasında manipülasyon, uluslararası manipülasyon çok soruşturulup iyi bir sonuca ulaşamıyor. Ülkeden ülkeye farklılıklar oluyor. Herkes aynı özeni göstermiyor. Dolayısıyla ülke içinde daha çok geçerli oluyor. Ama yapılan hakikaten bir manipülasyona girer. Yani dolayısıyla Türkiye'nin bunu yapacağını hiç sanmıyorum. Yeri de zamanı da değil. Yeri ve zamanı da gelecek. Onlar da sabretsinler. Çağrını da alırlar o zaman. Sermayeler de alıp çıkabilirler elbette. Ama yani çok çok erken davrandılar. Ve yani yapıldığı halde Türkiye ekonomisine ciddi yani uygulanan ekonomi politikasını tersine çevirir. Abdurrahman Yıldırım çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız katkınız için çok sağ olun. Burada noktalıyoruz programı. Birazdan 60 dakika var orada yine görüşeceğiz. Görüşürüz.